bu her yerde yaşanılıyor diyebilirsiniz ama bizim içeride yaşadıklarımız çok farklıydı. Ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Gerçekten birlik olunca her şeyi başarabileceğimizi çok iyi anladık. Biz buradayız, burada olacağız. Asla pes etmiyoruz. Hakkımız olanı almadan hiçbir yere de gitmiyoruz. Biz buraya kazanmaya geldik. Kazanmadan da dönüş olmayacak. Direniş bir okuldur ve biz bu okulda çok şey öğrendik. Biz bu grevi sadece kendimiz için değil, tüm işçi arkadaşlar adına yapıyoruz. Olay şöyle başladı. Biz içeride kadınlar olarak hiçbir zaman kadın kimliğimizden vazgeçmek üzereydik. Kadın kimliğimiz yok ediliyordu. Bizim buna bir dur dememiz lazımdı ve biz bununla birlikte bir karar aldık. İçeride çok fazla çalışılıyordu. İşte mobbing uygulanıyordu ve sendikalaşmak nedir biz bilmiyorduk. Sendikanın ne olduğunu da biz bilmiyorduk. Bir örgütlülüğün nasıl olduğunu bilmiyorduk. İçeride çok zorlu süreçler yaşıyorduk. Gece saat 3'lere kadar, 4'lere kadar çalıştırılıp sabah aynı performansı bekliyorlardı bizden. Ve bu bizi çok fazla etkiliyordu. Bu süreçte bizim bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Adam sıradan bir şekilde gelip işte Ayşe, Fatma, Funda diye kullanmıyor ismimizi. Direktmen yani körler, sağırlar, aptallar, balık avzalılar, körler, köroğlu körler. Yani bu ithamlarla sürekli bir yönetim sağlıyor. Ve üretiminin fazla olması için elinden gelenin çok daha fazlasını yapıyor ve bizi ezmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bizim buna bir dur dememiz gerekiyordu ve biz bir karar aldık. İçeride örgütlenip işte arkadaşlarımızdan böyle olmaz ne yapabiliriz gibisinden bir örgütlendik içeride. Ve biz arkadaşlarımız adına 450'den fazla arkadaşımızla birlikte bir imza topladık. Bu imzalarla birlikte içerideki yönetimi istemedik. İşte yaşanılan haksızlığı anlattık ve İçerideki sendikayı istemediğimizi belirttik. Şimdi içeride zaten örgütlü bir sendika vardı. İşte ilk girdiğimizden beri hemen direkt öz iplik işe kaydımızı yapıyorlar. Ama öz ipliğin hiçbir şeye yaramadığını zaten en başından anladık yani. Çünkü hiçbir şekilde sorunlarımızı çözmüyor. Benim çalıştığım bölümde klima yoktu. Onu 2 yıl sonra halledebildiler anca. İşte biz istifa ettiğimiz zaman sürekli odaya çağırıyordu. Niye istifa ettin? Tekrar kayıt yaptırıyordu. İşte sözleşmesi vardı zaten 3 yılın sonuydu. 3 yılda bir sözleşme imzalıyorlardı. Biz de bir sendika arayışına girdik. Hani hangi sendikaya geçebiliriz diye. Sonra işte bir tek sen de geçmeye karar verdik arkadaşlarla birlikte. Böyle işte o gün işte bir hafta içerisinde 450-500 kişi birden üye olduk. Bir tek sene geçtik. O şekilde oldu yani. İlk çıktığımız zaman böyle şeylerle karşılaşabileceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. Yani devletimin karşımızda olmasını hiç düşünmezdim. Ama maalesef devletimiz karşımızda, bütün güçleriyle karşımızda durdu. Gözaltı oldu. Biz tomalarla aslandık. Ondan sonra bizi gözaltına aldılar. 1 saat boyunca dışarıda soğukta beklettiler. Biz içeri girelim diye sorduğumuz zaman kadın jandarmalardan bir tanesi dedi ki bu da sizin cezanız. O 1 saat soğukta bekletme, o bizim cezamızmış. Hakkımızı savunduğumuz için ceza aldık. Gözaltında bayağı tuttular yani akşama kadar tuttular. Bundan sonra bıraktılar. Ailem hep destekçim oldu ama arkadaş çevrem hep şey diyordu. Hani gerek yok çünkü burada patronlarla savaşamazsınız, devletle savaşamazsınız, kazanamazsınız, işinizden olacaksınız. Durduk yere işsiz kalacaksınız falan diye. Ama çok sonradan onlar da desteklemeye başladılar tabii. Bu süreçte siyasi görüşümüz de değişti aslında. Bu da benim için çok büyük bir kazanım. Çok yanlış yerlere oyumuzu veriyormuşuz. Yani en önemlisi bunlardan bir tanesi. İşte dediğim gibi de ikincisi de çok güçlü olduğumuzu gördük. Sesimizi çıkartmasaydık, boyun eğseydik tek tek sıra sıra hepimize gelecekti. Ve biz buna sessiz kalmayıp 450-500 arkadaşımız mevcut kayıtlı olduğumuz bir tek sene geçmek için dışarıya çıktık. Paket bölümüne hem dikim bölümüne girmemize izin vermediler. Tekrar içeri girip diğer arkadaşlarımızı da alırız diye. Ama lavabo ihtiyacımızı gidermek istediğimizde hangi bölüm boşsa dikim bölümü erkekler herkes çıktığı için bizi dikim bölümündeki lavaboya gönderiyorlardı. Paket bölümüne gidip ya da kesimhaneye gidip oradaki arkadaşları da çağırmayalım diye. Birlik komandolar geldi, araçlardan komandolar geldi. Hayırdır içeride ne oluyor diye. Valilikte bir toplantı yapıldı. O valilikte yapılan toplantıya İşveren, ticaret odası, belediye, emniyet ve jandarma katıldı ve orada
Anladığımız kadarıyla şöyle bir karar çıkmış. Direnişi basma, direnişi boğma kararı çıkmış ve ondan sonra periyodik saldırılar gelişmeye başladı. İlk gözaltı 3. gününde yaşandı. Orada genel başkanımız Mehmet Türkmen, ben, bir de başka bir sendika yöneticimiz gözaltına alındık. Gözaltına alındıktan sonra işçiler üzerinde baskı oluşturdular ve o baskı üzerinden işçilerin direnişi bırakacağını düşündüler. Ama tam tersi, direniş biz gözaltına alındıktan sonra devam etti. Bırakıldıktan sonra direniş alanına geldik. Önce işçileri ve sendikacıları alınca, işçileri de toplu bir gözaltı yaşanınca direnişin dağılabileceğine dair umutları vardı. Onun için bu gözaltı yaşandı. Ve orada ilginç bir şey oldu. 2009-11'den bizi aldılar. Gösteri yürüyüşe muhalefetten aldılar. Ama bizim özellikle ilk alınan 4 işçi ve 4 sendikacı hakkında gözaltı sürelerini 3'e çıkardılar. 3 gün gözaltında tuttular bizi. Sonra genel başkanımızı tutuklanma talebi bizi de tedbirli mahkemeye sevk ettiler. Yani normalde 2009-11'den gözaltı yapmak bile anayasada yeri yok yani. Anayasada böyle bir şey yok çünkü anayasal haklar, kullanılan haklar, protesto hakkı, basın açıklaması yapma hakkı anayasal hak. Bir sonuca varamazsak, işverenle kurduğumuz bu ilişki, diyalog eğer bir sonuca varamazsa küresel eylem kararımız var. Daha önce yapmıştık biz çünkü dünyanın birçok yerinde 8 ülkede ve 57 noktada eylemler yapmıştık. Levi's'ın önünde eylemler yapmıştık. Amacımız zaten sendika olduğu için biz grevimizi fabrikanın önünde yapmamız lazımdı. Ama bizi her gün 100 metre barikatlar kurarak fabrikanın dışına kadar gönderdiler. En son caminin önündeyken bizim arkadaşlar soğuktu, yağmur yağıyordu, caminin içine girelim dedik. Caminin içinde bazı arkadaşlarımız içeriği süpürüyordu, etrafı temizliyordu, dışarıdaki çöpleri falan alıyordu. Belki hayatında o cami kurulduğundan beri hiç gelmeyen müftü o gün bizi çıkartmak için geldi, yasak dedi. Ya bugüne kadar biz camiden çıkarılan bir insan görmedik. Deprem olur, insan camiye sığınır. Sel olur, insan camiye sığınır. Evsiz kalır, insan camiye sığınır. Biz işsiz kalmışız, yağmurdayız, dışarıdayız. Camiye sığınmak istedik. Hayatında belki ilk defa oraya gelen müftü bizim sayemizde gelip hem oradaki camiyi gördü hem de bizi camiden dışarı çıkardı. Biz bu grevi sadece kendimiz için değil, tüm işçi arkadaşlar adına yapıyoruz. Biz buraya çıkıp gelince bir hafta kalırız. Eğer kazanırsak ya da umutlu olursa tekrar Urfa'ya döneriz değil. Biz buraya kazanmaya geldik. Kazanmadan da dönüş olmayacak. Ama bu süreçle birlikte aslında direnişin bir okul olduğunu söylemek isterim. Direniş bir okuldur ve biz bu okulda çok şey öğrendik. Dostumuz kim, düşmanımız kim çok iyi öğrendik. Bununla birlikte de şunu söylemek isterim. Kadınlar olarak güçlü durmayı, önde durmayı, hakkımız neyse onu savunmayı öğretti bize. Bizim hakkımız yoktu, onların hakkı vardı. Bu da bizim için önemli bir şey. Sonuç olarak bir birey olarak benim de bir hakkım olmalıydı. İşçi olabilirim ama köle değilim sonuç olarak.